3'e tam bölünüyormuş. A artı B'nin alabileceği en büyük değer isteniyor. Eğer 3'e bölünüyorsa rakamların toplamı 3'ün katı olacak. Ama şöyle başlayabiliriz, rakamları toplamadan. 3'ün katı olan varsa atacağız. 3, 3'ün katı, ona attık. Geriye kalanlar A artı 2 artı B. Bu 3'ün katı olmalı. Şimdi 3'ün katı olmasını istiyorsak şuradaki A artı B 1 olabilir. Eğer biz A artı B'yi 1 yaparsak 2 de burada var, 3 edecek. 3'ün katı. Eğer sayılardan birini bulduysak sonrakini bulurken üzerine 3 ilave edeceğiz. 3 ile çalıştığımız için. A artı B 1 olabilir. Sonra 4 olabilir. 3 fazlası. Şöyle 3 ekleyerek buluyoruz tabii. 3 fazlası 7, 3 fazlası 10. Şimdi normalde bir tane rakam olsaydı, yani burası A artı B değil de sadece şöyle A gibi bir rakam olsaydı, biz bunun 10 olamayacağını söylerdik. 10 gibi bir rakam yok. En büyük rakam 9 çünkü. Ama bunlar 2 tane rakam olduğu için böyle 5 5 olsalar 10 olabilirler. 10 olmalarını engelleyen bir şey yok. Devam edeceğiz bu nedenle. 13 olabilirler. 16, pardon. 3 daha ekleyeceğiz. Evet, doğru. 16 olabilirler. 3 daha ekleriz. 19. Böyle gidiyor. Yalnız 2 tane rakamın toplamının 19 olma şansı yok. Bir kere şöyle olma şansları yok. Çünkü zaten biz en büyük rakamlar olan 9, 9'u versek toplam 18 eder. 19 olma şansları yok yani. Bu nedenle 19'u alamayız. Alabilecekleri en büyük değer bu nedenle 16 olur.